Evet gençler, 25. fövde çok sevdiğim sistemlerden biri olan endokrin sistemle devam edeceğiz. Bu sistemde bilmemiz gereken hormon nedir? Hangi yollarla taşınır? Hangi bezden hangi hormonlar salgılanır? Ve bu hormonun eksikliğinde veya fazlalığında meydana gelebilecek rahatsızlıkları bilmemiz lazım. Hadi bakalım başlayalım. Hormonlar homeostazinin yani iç dengenin sağlanmasında sinir sistemi ile birlikte çalışan ve iç salgı bezleri tarafından salgılanan kimyasal uyarıcılardır. Hormon bir bakıma mesaj taşıyıcı molekül olarak da tanımlanabilir. Örneğin kanınızda kalsiyum değeri düşmüşse paratiroid bezinin parat hormonu üreterek kana verir ve bu hormon kan vasıtasıyla taşınıp kemik hücrelerinizi uyarır. Böylece parat hormonun etkisiyle yani uyarı göndermiş oluyor. Kemiklerinizden kana kalsiyum geçişi sağlanarak kalsiyum değerleriniz normale getirilmiş olur. Burada paratiroid bezi kemik hücrelerine hormon vasıtasıyla mesaj göndermiş oldu. Hormonlarla verilen tepkiler sinirle verilen tepkilere göre daha yavaştır. Daha uzun sürelidir gençler. Bazen sinirsel tepkiyle kıyaslaması da sorulabiliyor sorularda. Bunun sebebi hormon üretiminin ve hormonların kanla taşınmasının zaman almasıdır. Örneğin bir yılan gördüğünüzde anında tepki vermenize sebep olan sinir hücrenizdir. Tabii yılanı gördüğünüzde aynı zamanda böbrek üstü beziniz adrenalin hormonu üretip kana salgılar. Korkunun geçse bile kanınızda adrenalin biriktiği için kalbiniz hızlı çalışmaya devam eder. Yani etkisi de uzun süreli. Kanınızdaki adrenalin parçalandıkça kalp atışlarınız normale gelir. Yani hormonla verilen tepkiler geç başlar ama uzun sürer diyoruz. Bu kısım bizim için önemli. Sinirle verilen tepkiler ise erken başlar ama kısa sürelidir diyoruz. Hormonların etki gösterebilmesi için kanda belli bir eşik değeri ulaşması gerekir. Ancak bu eşik değer düşük bir değer olduğu için hormonlar çok düşük miktarda bile etki gösterebilirler. Biyoyorum kısmına baktığımızda protein yapılı bir hormon besin yoluyla verilirse etki göstermez. Çünkü sindirim kanalında amino aside kadar parçalanır ve kana amino asit olarak geçer. Ancak damardan verilirse etki gösterir. Örneğin şeker hastalarına insülin damardan verilir demiş. Yine bazı sorularda hormon yoluyla, protein yapılı hormonların besin yoluyla verilmesi veya damardan verilmesi sorulabiliyor. O yüzden bu kısmı da işaretlemiş olalım. Bazı hormonların hedef organı sadece belirli organlarken bazılarının hedef organı bütün vücuttur. Ne gibi? Mesela büyüme hormonu gibi, değil mi? Tüm vücudu etkile. Bir hormonun bir hücreyi uyarabilmesi için hücredeki reseptörler tarafından tanınması, alıcılar tarafından tanınması gerekir. Örneğin TSH hormonunun hedef organı sadece tiroid beziyken, metabolizmayı hızlandıran tiroksin hormonunun hedef organı bütün vücuttur veya dediğim gibi büyüme hormonunun değil mi? Hedef organı bütün vücuttur gibi. Dikkat demiş. Bitkisel hormonlar iletim demetleriyle kim bu iletim demetleri? Ksilen ve fulem yani odun ve soymuk boruları taşınırken hayvansal hormonlar kanla taşınır diyoruz. Hormonlar kan yoluyla taşınarak bu kısım önemli. Kan yoluyla taşınarak belirli hücreleri uyarır. Bu hücrelere hedef hücre denir. Hormonlar en çok kanda bulunmasına karşın doku sıvısı ve idrarda da bulunabilir. Ancak sindirim kanalında hormon bulunmaz. Sindirim kanalında bulunmaz. Örneğin gebelik hormonları idrarda bulunabilir. Hormonlar organik yapılıdırlar. Protein yapılı olabilir, amino asit yapılı olabilir, steroid yapılı olabilir. Pürün veya bunların türevleri olabilir. Protein yapılı hormonlar hedef hücrenin zarındaki reseptör proteinlere bağlanarak etkilerini gösterirler. Yani zara bağlanıyor. Bakın protein büyük bir yapı içeriye geçmiyor. Steroid yapılı hormonlara baktığımızda ise
lipid tabakasında çözündüğü için hücre içine giriyorlar. Bu kısım da önemli. Hücre içindeki reseptörlere bağlanıyorlar. DNA'daki bir geni aktifleştirerek etki gösteriyorlar. Yani hormon reseptörleri hücre zarında ya da hücre içinde bulunabiliyor. Hemen şöyle bir şekilde göstermiş. Bazı hormonlar hücre zarındaki reseptörlere bağlandıktan sonra hücre zarının geçirgenliği değişir diyor. Bakınız hemen şekli inceleyelim. Protein yapılı bir hormonu çizmiş. Endokrin salgı bezinden salgılanan protein yapılı hormon, protein neydi? Büyüktü. O yüzden geliyor ve hücrenin zarında bulunan reseptörlere bağlanıyor. Hücrenin içerisine giriş yapmıyor. Burada ise steroid yapılı bir hormondan bahsediyor. Yine endokrin bez tarafından salgılanmış. Steroid yağ yapılı olduğu için hücre zarının yapısından içeriye giriş yapabiliyor ve reseptörleri hücrenin içinde bulunur diyoruz. Bu şekilleri de böyle yorumlayabilirsiniz. Evet, birinci örnek sorumuza bakalım. İnsanlardaki hastalıkların sebeplerinden biri de hormonal anormalliklerdir. Bir hormona bağlı anormalliklerin sebebi yargılarından hangileri olabilir? Genetik olarak ilgili hormonun üretilememesi ya da yetersiz üretilmesi. Yani bir hormon üretilemiyorsa veya yeterli miktarda değilse o zaman bir anormallik söz konusu mudur? Evet diyoruz. İlgili hormonu üreten hücrelerin savunma sistemi tarafından parçalanması. Hormon üretiliyor ama parçalanıyor. Yani yine yetersiz kalır. Yine bir anormallik sebebidir. Doğru. İlgili hormon yeterli seviyede üretildiği halde reseptörlerinin üretilememesi, alıcı yoksa hormon aktif hale maalesef ki gelemeyecektir. Hedef hücre o hormonu tanıyamayacaktır. Bundan dolayı da yine eksikliğine bağlı olarak anormallikler meydana gelir diyoruz. O yüzden de cevabımız Edirne. İnsanda hormon üreten yapılara baktığımız zaman hangi bezler, hangi hücreler hormon üretir bunları bilelim. Mesela ne demiş? Hipofiz bezi, tiroid bezi, böbrek üstü bezi, karma bir bez olan pankreas, paratiroid bezi, eşeysel bezler, mide, ince bağırsak, yine sindirim sistemi kısımlarında bunlardan da bahsedeceğiz. Plasenta, üreme sisteminde konuşacağız. Sinir hücreleri, böbrekler, epifiz bezi, timüs bezi ve hipotalamus insanda hormon üreten yapılardandır diyoruz. Hipofiz bezinin, tiroid bezinin, paratiroid bezinin, böbrek üstü ve pankreasın insan vücudundaki görselleri, yerleri gösterilmiş. Biz şimdi hangi bezden hangi hormon salgılanıyor tek tek bunları işlemiş olacağız. Mide, ince bağırsak, plasenta ve böbrekler başka konularda işleneceği için bu bölümde bir daha işlenmeyecektir. Ayrıca bu bölümü daha iyi anlamanız için bütün bezlerin ürettiği hormonlar ve görevleri bir tabloda verilecektir. Tablonun dışında yorum gerektirecek hormonlar ayrıca işlenecektir. Tabloyu iyi incelerseniz konunun sorularını daha rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Aynı zamanda biz ufak tefek de şifreler de vermiş olacağız. Evet, birinci tablomuza baktığımız zaman hipofiz bezinden bahsetmiş. Hipofiz bezi öncelikle ön lob ve arka lob şeklinde ayrılır. Ön lobdan salgılanan hormonlar ve arka lobdan salgılanan hormonlar diye bunları bilmemiz lazım. Şu şekilde ayıralım. Şimdi gençler, bu hormonların isimlerine ve görevlerine geçmeden önce size hipofiz bezinden salgılanan hormonların şifresini şu şekilde özetlemek istiyorum. Tam sol laf. Bu şekilde bir şifre koyduk. Peki nedir bu tam sol laf? Hemen bakalım. T
TSH ACTH MSH STH oksitosin LH LTH bir harf daha fazla ADH ve son olarak da FSH diyoruz. Evet, hipofiz bezinden salgılanan hormonlar tam sol laf şeklinde kodladık. Tam sol laf. Tek tek sayacak olursak TSH, ACTH, MSH, STH, oksitosin, LH, LTH, ADH ve FSH. En azından şıklarda gördüğümüz zaman bizlere daha büyük kolaylık olacak. Evet, arka lobdan salgılanan iki tane var. Oksitosin ve ADH. Oksitosin ve ADH. Bunlar arka lobdan salgılanır. Ön lobdan ise geri kalanlar salgılanır diyeceğiz. Peki nedir bunların görevleri? Hemen tablomuzu inceleyelim. STH kas, kemik ve diğer hücrelerde büyümeyi sağlar. TSH tiroid bezini hormon üretmesi için uyarır. Bakın, hipofiz bezi TSH salgılanıyor. Bu zincir de önemli. Hipofiz bezi TSH salgılıyor. TSH da başka bir bez olan tiroid bezini uyarıyor. Tiroid bezinden de ona göre başka bir hormon salgılanmış olacak. Veya aynı mantıkla hipofiz bezi ACTH salgılıyor. ACTH da böbrek üstü bezinin kabuk bölgesini uyarıyor. Ve yine ileride böbrek üstü bezinin kabuk bölgesinden salgılanan hormonları görmüş olacağız. FSH'a geldim. Dişilerde yumurta ve östrojen üretimini, erkeklerde sperm üretimini uyarır demiş. Bakın, FSH folikül uyarıcı hormondur. Folikül dediğimiz şey yumurta ve sperm. Aklımızda böyle kalsın. LH'a baktığım zaman dişilerde ovülasyonu ve korpus luteumu sağlar. Bu yumurta atıldıktan sonra geriye kalan sarı cisim demektir korpus luteum. Erkeklerde ise testosteron üretimini uyarır diyoruz. Yani LH hem dişilerde hem erkeklerde bulunuyor. Hem dişilerde hem erkeklerde. LTH'a geldiğimizde, yani bir harf daha fazla. Bakın, dişilerin sistemi daha karışıktır. O yüzden bu sadece dişilerde bulunur. Süt bezlerinin gelişimi, sütün oluşumu ve analık içgüdüsünün oluşmasını sağlar diyoruz. MSH melanin uyarıcı hormondur. Deriye renk veren melanin pigmentinin üretilmesini sağlar. ADH, bakın ACTH böbrek üstü bezini uyarıyordu. ADH da yine böbrekle alakalı. Bu da böbreklerden suyun geri emilimini sağlayacak. Oksitosin gelsin tutsun diyoruz. Bu da doğum sırasında rahim kaslarının kasılmasını sağlar ve doğum sonrasında sütün kanallara geçişini sağlar. Yine sadece ama sadece dişilerde bulunan bir hormondur diyoruz. Şimdi yan taraftaki tablomuza baktığımızda hipofiz bezi TSH salgıladı. TSH gitti, kim uyardı? Tiroid bezini uyardı. Bu şekilde tablonuzu zenginleştirebilirsiniz. Hipofiz bezi ACTH salgıladı. ACTH gitti, ne yaptı? Böbrek üstü bezini, değil mi? Böbrek üstü bezini uyardı. Hipofiz bezi MSH salgılarsa deride melanin pigmenti artar. STH salgılarsa büyüme sağlanır. Geldim oksitosine. Oksitosin gelsin tosun diyoruz. Yani doğum sırasında. O yüzden sadece, bakın yuvarlak için alıyorum, dişilerde bulunur. Bir diğeri hangisiydi? Sadece dişilerde bulunan. Bir harf daha fazla olan, değil mi? Daha karışık olduğu için dişilerin sistemi.
LTH adını verdiğimiz, diğer ismiyle prolaktin diyoruz. Prolaktin hormonu da sadece dişilerde bulunur. LTH ne yapıyordu? Süt bezlerinin gelişimi ve annelik içgüdüsü. Yani LTH gebelik sırasında hazırlık, oksitosin ise doğum sırasında ve doğumdan sonra diye aklımızda tutabiliriz. Peki LH'a geldiğimizde hem dişi hem erkeklerde bulunuyor. Aynı FSH gibi. Bunları da bu şekilde kodlayabilirim. Bakın ikisi de hem dişi hem erkeklerde bulunur. LH ne yapıyordu? Dişilerde ovülasyon, yani yumurtanın atılması, erkeklerde testosteron üretilmesi. FSH folikül uyarıcı hormondu. Folikül dediğimiz şey de yumurta veya spermin oluşumu diyoruz. ADH'a geldiğimde ise, bakın bunların da altını çiziyorum. A harfiyle başlayanlar da böbreklerle alakalıydı. ACTH böbrek üstü bezini, kabuk bölgesini uyarıyordu. ADH da böbreklerden suyun geri emilimini sağlıyor diyoruz. Bu şekilde kodlarsak öğrenmemiz, ezberlememiz tabiri caizse sizin tabirinizle daha kolay olmuş olur. Bir diğer tablomuza baktığımızda burada da paratiroid, tiroid ve böbrek üstü bezini göstermiş. Böbrek üstü bezi adrenal bez diye geçer. Öz ve kabuk bölgesinden oluşur. Kabuk bölgesinden salgılanan hormonlar kortizol, aldosteron. Öz bölgesinden salgılanan hormonlar ise adrenalin ve noradrenalindir. Bu şekilde ikiye ayırmış olduk. Kortizol protein ve yağlardan glikoz sentezler. Aldosteron ise sodyum ve klor emiliminde. Aynı zamanda potasyum atılmasında görevlidir. Adrenalin ve noradrenalin her ikisi de kan basıncını arttırıcı, kalp atışını hızlandırıcı etkileri vardır diyoruz. Peki az önce tiroid bezinden bahsetmiştik. Hipofiz bezinden salgılanan TSH tiroid bezini uyarmıştı. Buna bağlı olarak da tiroid bezinden tiroksin veya kalsitonin olmak üzere iki tane hormon salgılanır. Tiroksin metabolizmayı hızlandırır. Kalsitonin de kandaki kalsiyum seviyesini düşürür. Çünkü kandan kemiğe kalsiyum geçişini sağlar. Bakınız kalsitonin kandan kemiğe kalsiyum geçişini sağlar. O yüzden kandaki kalsiyum seviyesini düşürmüş olur. Bir başka bezimiz paratiroid bezi. Paratiroid bezi parat hormon salgılar. Bu da kandaki kalsiyum seviyesini yükseltir. Kalsitoninin tam tersidir. Bu da kemikten kana kalsiyum geçişi sağlar. Bu sayede kandaki kalsiyum seviyesi de yükselmiş olur diyoruz. Aynı zamanda bu hormonlar arasında bakıyorum pankreas. Evet, karma bir bez olan pankreastan insülin ve glikagon hormonları salgılanır. Biri kan şekerini yükseltirken diğeri ise kan şekerini düşürür. Ki kan basıncına, kan şekerini etki eden hormonlar da ayrıca sorularda karşımıza çıkabiliyor. Yumurtalık ve testislerden salgılanan hormonlar var demiştik. Yumurtalıktan salgılanan östrojen ve progesteron, testislerden ise testosteron hormonu salgılanır. Hocam bu testosteron değil mi? Öyle okunuyor ama testosteron diye yazılıyor. Peki östrojen ne işe yarar? Östrojen uterus duvarının gelişmesini, dişiye ait cinsiyet özelliklerinin oluşmasını sağlar. Progesteron da uterusun süngerimsi bir yapı kazanmasını, yani aslında embriyonun tutunmasını sağlar diyeceğiz. Biri ön hazırlık, diğeri de tutunmada görevli. Testosteron da erkeğe ait özelliklerin oluşmasında görevli bir hormondur diyoruz. Kan basıncını arttıran hormonları ayrıca bilelim. Adrenalin kalp atışını hızlandırdığı için kan basıncını da arttırıyor. Noradrenalin damarları daraltır, ayrıca kalp atışını hızlandırır. Bakın adrenalin ve noradrenalin birbirine zıt değildir. Dikkat edin lütfen. Hani birbirine zıt gibi bir çağrışım uyandırmasın sizde. Tiroksin metabolizmayı arttırdığı için kalp atışını hızlandırır. Hatta
ne derler? Tiroid bezine bir baktır derler. Eğer kişinin metabolizması çok hızlıysa, kilo alamıyorsa yine bu hormondan kaynaklı olabilir. ADH böbrekten suyun geri emdiği için kandaki su artar ve kanın damarlara yapacağı basınçta otomatikman ne olmuş olur? Artmış olur. Yine dolaylı bir etki sorularda karşımıza çıkabiliyor. Aldosteron böbreklerden sodyum iyonlarıyla beraber suyu da geri emdiği için yine kan basıncını ne yapmış olur? Arttırmış olur diyoruz. Şimdi tablo halinde özet geçtikten sonra hipofiz beziyle başlayalım. Beynin hipotalamus bölümü hipofiz bezinin çalışmasını kontrol eder. Yani aslında şöyle sıralayabiliriz. Öncelikle hipotalamus kimi uyaracak? RF uyarıcı ile hipofiz bezini uyaracak. Hipofiz bezinden de ihtiyaca göre az önce sıraladığımız tam sol laf diye kodladığımız hormonlardan herhangi biri salgılanmış olacak. Hipofiz bezi de ürettiği hormonlarla tiroid bezi, böbrek üstü bezi, kabuk bölgesi, yumurtalık testislerin çalışmasını kontrol etmiş olur. Hipofizin arka lobundaki ADH ve oksitosin hormonlarının asıl üretim yeri hipotalamustur. Bu iki hormon hipotalamusta üretilip hipofiz bezinde sadece ne oluyor? Depolanıyor. İhtiyaç halinde hipofizden kana salgılanmış oluyor. Yani biz hipofiz bezinden salgılanan hormonlara bu iki hormonu da dahil ediyoruz. Fakat o tamamen hipotalamusun bir uzantısı gibi düşünebiliriz. Paratiroid bezi ve pankreas hipofizin kontrolünde çalışmaz. Bunlar bağımsızdır diyoruz. Evet, hipofizden salgılanan hormonlar demiş. Şimdi tam sol laftaki koda göre sırasıyla bunları öğrenebiliriz. Mesela TSH ile başlayalım. TSH tiroid uyarıcı hormondur. Tiroid bezinden hormon salgılanmasını sağlar. Aşırı salgılanması sonucunda tiroid bezinin büyümesine sebep olur. Tiroid bezini tiroksin salgılanması için uyarır. Görevi budur diyoruz. Evet. Daha sonra ACTH vardı. ACTH adrenokortikotropik hormon diye geçer. Böbrek üstü bezinin kabuk kısmını uyararak buradan hormon salgılanmasını sağlıyordu. Yani hipofiz başka bir bezi uyarıp tekrar hormon salgılanmasını sağlıyordu. Yani buradan kortizol, aldosteron gibi hormonların salgılanmasını sağlar. ACTH da böbrek üstü bezinin kabuk bölgesini uyarır diyoruz. Evet. Tam sol laf. M'ye geldiğimizde ise hangi hormon var M harfinde? MSH, melanosit uyarıcı hormon. Bu da cilde renk veren melanin pigmentinin sentezlenmesini sağlar. Melanin pigmenti derinin koyulaşmasını sağlıyor. O zaman yazın güneşlendiğimiz zaman bu hormonun etkisi ne olmuş oluyor? Daha da artmış oluyor. Evet, tam sol laf. S harfindeyiz. STH neydi STH? Hemen bakalım. STH büyüme hormonudur gençler. Kas ve kemik gibi dokuların büyümesini sağlar. Protein sentezini hızlandırır diyoruz. Yani büyüme yeteneğindeki tüm hücreleri uyarıyor. Unutmayalım. Tüm hücreleri, tüm vücudu uyarıyor. Gelişme çağındaki çocuklarda az salgılanırsa, hemen bunu da yanına not düşelim. Gelişme çağındaki çocuklarda az salgılanırsa cücelik, diğer ismiyle aç parantez nanizm, çok salgılanırsa devlik, gigantizm olur. Gelişme sürecinden sonra fazla salgılandığında ise o zaman da akromegali dediğimiz bir rahatsızlık olan vücudun belli bölgelerinde büyüme, işte kafada, ellerde, ayaklarda büyüme şeklinde etkisini gösterebilir. Evet, tam sol laf O'dayız. Oksitosine geldik. Nedir oksitosin?
Ne demiştik? Oksitosin gelsin, tosun demiştik. Rahim kaslarının kasılmasını sağlayarak doğumun gerçekleşmesini sağlar. Doğumdan sonra sütün kanallara geçmesinde görevlidir diyoruz. Ve sadece kimde bulunuyordu? Sadece dişilerde bulunur diyoruz. Sütün oluşumu değil, bakın, kanallara geçmesi diyor. Sütün oluşumu prolaktin, yani LTH'la sağlanmış oluyor. Oksitosin gelsin tosun, yani doğum sırasında yardımcı olmuş oluyor. Evet, yine şifreden tam sol laf diyoruz. L harfindeyim. Önce LTH vardı. LTH luteinleştirici hormondur. Ne dedik? Kadınlarda şunu yapar, erkeklerde bunu yapar dediğimiz hormonlardan biriydi. LH ile FSH bu şekildeydi. LH dişilerde yumurtalıklarda oluşan yumurtanın yumurta kanalına atılması, yani ovülasyonu sağlar. Ovülasyon yumurtanın atılmasıdır. Aynı zamanda yumurta atıldıktan sonra geriye kalan corpus luteum, yani sarı cisim, bunun da östrojen ve progesteron hormonlarının salgılanmasını sağlar. Dişilerde bu görevi üstlenirken erkeklerde de testosteron üretimini uyarır diyoruz LH hormonu. Tam sol laf. Geldik LTH'a. Bakın LTH'da T harfi fazlaydı. Dişilerin sistemi daha karışık olduğu için sadece dişilerde bulunan hormon LTH hormonuydu. Diğer ismi prolaktin. Bu şekilde de sorulabiliyor. Bu da süt bezlerinin gelişmesini ve sütün oluşmasını sağlar. Aynı zamanda analık içgüdüsü, yani doğumdan önceki süreçte bundan bahsediyoruz. Bakın süt oluşumu, annelik içgüdüsü, LTH. Ama doğum sırasında rahim kaslarının kasılması ve sütün boşalması, kanallara geçmesi, o da oksitosin diyeceğiz. Yukarıda çok güzel bir not var. Buna dikkat edelim. FSH ve LH kimdi bunlar? Dişilerde şunu yapar, erkeklerde bunu yapar dediğimiz hormonlardı. Bu iki hormon gonadotropinler olarak adlandırılır. Eşeysel bezleri uyaran hormonlara gonadotropin hormon denir. Yani gonadotropin hormonlar dediğimiz zaman aklımıza FSH ve LH gelmiş olacak. Peki devam ediyorum. Tam sol laf diyoruz. A harfinde kalmıştık. ADH hormonundayız. ADH hormonunun bir diğer ismi de vazopresin. Bu şekilde de sorabilir. Aynı LTH'ın prolaktin olduğu gibi. ADH da yine böbreklerle alakalı demiştik. Böbreklerden suyun geri emilimini sağlar. Kan kayıplarında sırasıyla kanın hacmi azalır. Kanın ozmotik basıncı artar. Hipofiz bezi uyarılır. ADH artıyor ve böbreklerden suyun geri emilimi artıyor. Bu bağlantıyı şu şekilde kurabiliriz. Sen böbrekten neyi geri emiyorsan, neyi alıyorsan onu kana karıştırırsın ve kandaki miktarını arttırırsın. Alkol ADH salgısını engellediği için daha çok idrar oluşturmaya sebep olur. Çünkü böbrekten suyu sen alamıyorsun. Böbrekte kalınca da idrarla dışarıya atılmış oluyor. ADH eksikliğinde suyun geri emilimi azaldığı için idrar miktarı ne oluyor? Otomatikmen artıyor. Ama idrarın yoğunluğu azalmış oluyor. Çünkü su miktarı fazla idrarda. Böyle hastalar sık sık su içerler. Bu hastalığın belirtileri şeker hastalığına benzer. Ama idrarda şeker olmadığı için buna şekersiz şeker hastalığı adı verilir. Sık sık idrara çıkma durumu var ama idrarda şeker söz konusu değil. Çünkü normalde zaten idrarda şeker olamaz. Sadece şeker hastalarında böyle bir durum vardı. Oksitosin hormonu doğum sancılarını oluşturur. Eğer doğum esnasında yeterince kasılma olmazsa suni sancı uygulanır. Damardan oksitosin verilmiş oluyor. Meraklısına demiş, trafik kazasında kan kaybeden birinin çok susamasının sebebi kan kaybının su kaybına sebep olmasıdır. Bu durumdaki bir insanın kanı azaldığı için nabzı zayıflar, yani kan basıncı giderek düşer. İlk başta çok olan kan kaybı giderek azalır. Kan basıncı düştüğü için. Ancak eğer su içilirse
Kanın basıncı yine artar ve yaralı bölgeden kan kaybı tekrar artar. Bu da kan kaybından ölmeye sebep olur. Demek ki, değil mi? Aslında su tüketmesi daha fazla kan kaybetmesine sebep oluyor diyebiliriz. 2010'da LYS yani ikinci oturum sınavında ÖSYM ne sormuş? Bazı hormonların sadece hedef hücrelerde tepki oluşturabilmeleri, hormonların aşağıda verilen özelliklerini hangileriyle açıklanabilir? Kan yoluyla tüm vücuda taşınıyor ama sadece belli hedef organlarda tepki gösteriyor. Bunun sebebi ne olabilir demiş. Tabii ki de hücrede ilgili hormona özgü reseptörün sadece orada olması. O yüzden cevabımız Adana, çözümde de gördüğünüz üzere. Reseptör kısmı önemli demiştik. Evet, ikinci örnek sorumuza bakalım. İki farklı endokrin bez arasındaki geri bildirim mekanizması verilmiştir diyor. Geri bildirim feedback mekanizmasıydı. Aşağıdaki bez ve hormon çiftlerinden hangisinin hipofiz bezi ile buna benzer bir geri bildirimi yoktur demiş. Feedback işlemeden erken sorulmuş bir soru. Yine bakalım. Şimdi hipofiz bezi böbrek üstü bezini uyarıyor. Hangi hormonla uyarıyordu? ACTH hormonuyla uyarıyor. Buna bağlı olarak böbrek üstü bezinden de ilgili hormon salgılanıyor. Mesela kortizol salgılanıyor. Diyor ki tamam ben dengeye getirdim diye tekrar hipofiz bezine dönüt vermiş oluyor. Bu geri bildirim mekanizması hangisinde yoktur demiş. Şıklara baktığım zaman paratiroid bezi hipofiz bezinin kontrolünde değildir. Hemen dikkatimizi çekti. O yüzden de cevabımız Denizli çıkmış olur. Evet, üçüncü örnek sorumuza baktığımızda aşağıda verilen tabloda bazı hormonların sentezlendiği organlar ve görevleri verilmiştir. Tabloda numaralandırmış yerlere hangisi getirilirse tablo doğru tamamlanmış olur diyor. Hangi bezden hangi hormon salgılanır ve görevi nedir bilelim demiştim. ÖSYM bu tarz soruları seviyor. Mesela oksitosin demiş. Sentezlendiği yer görevi rahim kaslarının kasılmasını, rahmin kasılmasını sağlar. Şimdi oksitosin normalde bizim tamsol laf diye kodladığımız hipofiz bezinin bir uzantısı olan. Fakat hipofiz bezinin arka lobundan salgılanıyorsa neydi? Hipotalamus'ta sentezleniyordu. O yüzden hipotalamus olması lazım bir numaranın. Bakın %50 ihtimalimiz oldu. Böbrek üstü bezi sentezlendiği yer diyor. Böbrek üstü bezi. Yine ilk tablomuza bakacak olursak böbrek üstü bezinden salgılanan hormonlar nelerdir? Bunlara bir göz gezdirmemiz lazım. Sayfa 3'te yer alıyordu. Böbrek üstü bezinin kabuk ve öz bölgesi vardı. Kortizol, aldosteron, adrenalin ve noradrenalin. Baktığımız zaman zaten şıklardan ne çıkıyor? Kortizol çıkıyor. Bir diğerine bakalım. Hipofiz bezinden salgılanıyormuş. Görevi de böbrek üstü bezinin kabuk bölgesini uyarmakmış. O da ACTH hormonu olacak. Ondan dolayı cevabımız Ceyhan çıkmış olur. Evet. Buraya kadar hipofiz bezini işlemiş olduk. Hipofiz bezinden ön ve arka lobundan hangi hormonlar salgılanır? Bu hormonların görevleri nelerdir? Bunları öğrenmiş olduk. Şimdi geldik tiroid bezine. Tiroid bezine baktığımız zaman nerede bulunuyor arkadaşım? Boyun bölgesinde bulunuyor. İki loblu bir bez. Kalsitonin ve tiroksin hormonlarını salgılıyor tiroid bezi. İki farklı hormon salgılamış oluyor. Kalsitonin hormonunun görevi neydi? Kandaki kalsiyum arttığında kalsitonin salgılanarak kandaki kalsiyum seviyesini düşürüyor. Kandaki kalsiyum seviyesini nasıl düşürüyordu? Kandan kemiğe kalsiyum geçişi sağlayarak hemen şu şekilde kalsitonin kandan kemiğe kalsiyum geçişi sağlar. O yüzden de kandaki kalsiyum miktarı ne olur? Azalmış olur diyoruz. Peki
B öncülüne baktığımız zaman idrar oluşumu sırasında böbreklerden kalsiyumun geri emilimini azaltarak kalsiyumun idrarla atılmasını sağlar. Şimdi amaç kandaki kalsiyum miktarını azaltmak değil mi? Eğer biz böbrekten kalsiyum alırsak bunu tekrar kana geçirmiş oluruz. O yüzden yapmamız gereken şey kalsiyumun geri emilimini azaltmak, yani böbrekten almamak, idrarla atılmasını sağlamaktır gençler. Yani mantığını oturtursak ezber yapmamıza gerek kalmaz. Lütfen burayı dikkatli dinleyin. Tiroksin hormonuna geldiğimiz zaman yapısında iyot bulunan bir hormondur. İyot eksikliğinde tiroid bezi yeterince tiroksin hormonu üretemez. Bu durumda hipofiz bezi TSH hormonuyla sık sık tiroid bezini uyarıyor. Tiroid bezi de büyüyor. Böyle bir durumda da guatr hastalığı meydana gelmiş oluyor. Yani iyot yok, tiroksin salınımı da yok. Sürekli uyarı geliyor, bez de büyümüş oluyor. Tiroksin hormonu hipofizin denetiminde üretilir. Çünkü TSH tiroid bezini uyarıyor. Metabolizmayı dikkat edin, hızlandırır tiroksin hormonu. Tiroksin çok salgılanırsa solunum hızlanacağı için oksijen ve glikoz azalır. Karbondioksit ve ısı artar. Kalp atışı, kan basıncı, soluk alıp verme hızlanır. Karbondioksit arttığı için pH, burası önemli, düşer. Ayrıca besin tüketimi arttığı için kilo kaybı olur diyoruz. Dediğim gibi kilo alamayan kişilerin tiroid bezlerine baktırması gerektiğini de tekrar belirtmiş olalım. Şimdi tiroksin hormonu da önemli. Genelde kalsitonin alakalı kandan kemiğe veya bu böbreklerden emilimle alakalı yorum sorusu gelebilir. Tiroksin hormonuna baktığımız zaman ise guatr hastalığı veya az salgılanması ve çok salgılanması sorulabilir. Az salgılandığında metabolizma yavaşlar, şişmanlama görülür, vücut sıcaklığı düşer, halsizlik ortaya çıkar diyebiliriz. Çok salgılandığında ise metabolizma hızlanır, buna bağlı olarak zayıflama görülüyor, vücut sıcaklığı artıyor, kan basıncı ve nabız artmış oluyor. Aynı zamanda tiroksinle alakalı çocukluk döneminde az salgılanırsa büyüme yetersizliğine ve zeka geriliğine yol açan, bakın çocukluk döneminde diyorum, kretenizm hastalığı meydana gelebilir. Ergin bireyde az salgılanırsa ise miksodema denen, yine vücutta uyuşukluk, saç dökülmesi gibi bir rahatsızlık meydana gelebilir. Fakat normalden fazla salgılandığı zaman, yani metabolizma hızlandı, kalp daha hızlı çalıştı, buna bağlı olarak basıncın arttı ve gözler böyle dışarıya fırlar gibi olur. Buna da fazla salgılandığı zaman demiştik. Buna da zehirli guatr veya diğer ismiyle egzofitalmi hastalığı adı verilir diyoruz. Lütfen bunları da not alalım. Evet, dördüncü örnek sorumuza baktığımız zaman vücut sıcaklığının ayarlanması üzerinde hormonların da etkisi vardır. Vücut sıcaklığı düşen bir bireyde vücut sıcaklığının normale dönmesi için olaylarının hangi sıraya göre gerçekleşmesi gerekir diyor. Şimdi vücut sıcaklığının düşükken normale çıkmasını istiyoruz. Hangi hormonu vermiş? Tiroksin ve TSH'dan bahsetmiş. Öncelikle tiroksin salgılanması için TSH'ın salgılanması lazım. Çünkü hipofiz bezi TSH salgılayacak. TSH'da gelecek tiroid bezini uyaracak. Tiroid bezi de tiroksin hormonu salgılayacak. Buna bağlı olarak metabolizma hızlanacak ve vücut sıcaklığı da, değil mi, tekrar artmış olacak. O yüzden de cevabımız Adana çıkmış olur. O yüzden hangi bezden hangi hormon salgılandığı, bu uyarı sıralamasını da bilmemiz gerekiyor. Biyo yorum kısmına bakalım. Memelilerde kışın ısı kaybı çoktur. Bu ısıyı telafi etmek için metabolizma kışın yaza göre daha hızlıdır. Yani kışın yaza göre kanımızdaki tiroksin hormonu seviyesi daha yüksektir.
Bu sayede kaybedilen ısı metabolizmasının hızlanmasıyla telafi edilir diyoruz. Beşinci örnek sorumuzda insana ait olan yapılarından hangilerinde hormon üretilir demiş. Hormon üreten yapıları föğümüzün başında görmüştük. Böbreklerde üretiliyordu. İleride yine bahsedeceğiz, eritropoyetin hormonu var. Midede mesela gastrin hormonu var. Böbrek üstü bezini zaten tablomuzda föğün başına görmüştük. Adrenalin, değil mi? Noradrenalin veya kabuk ve öz bölgesi diye ayırmıştık. O yüzden 1, 2 ve 3 cevabımız Edirne olmuş olacak. Bu yapıların hepsinde hormon üretimi gerçekleşir diyoruz. Evet, 6. örnek sorumuza bakalım. Bir insanda hipofiz bezinin salgılarındaki anormallikler durumlarından hangilerine sebep olabilir demiş. Hipofiz bezinin salgılarındaki anormallikler. Yani tam sol laf buradaki hormonların eksikliğini düşünmemiz gerekiyor. Veya anormalliklerini düşünmemiz gerekiyor. Bir demiş, menstrüel döngüde aksaklık. Şimdi menstrüel döngü dediğimiz şey dişilerde aylık yumurta atımını sağlayan döngü. Yani ovülasyon. Peki ovülasyonla alakalı hangi hormon görevliydi? İşte yumurtanın oluşması ve atılması, yani FSH ve LH bu döngüde önemliydi. FSH ve LH. Bu iki hormon da hipofiz bezinden salgılandığı için birinci öncülümüzü alıyoruz. Büyüme ve gelişmede anormallikler demiş. Büyüme ve gelişme dediğimiz zaman bunu hangi hormon sağlıyordu? STH. Yine hipofiz bezinden salgılanan bir hormondur. Yani bu sebep olabilir diyoruz. Paratiroid bezinin hormon üretememesi. Paratiroid bezi hipofiz bezinin kontrolünde hormon üretmiyordu. Hipofiz bezinden bağımsız çalışıyordu. Normalde tiroid bezi olsa doğru kabul edeceğiz. Ama paratiroid bezi dediği için cevabımız 1 ve 2 Denizli olmuş oluyor. Çünkü tiroid deseydi hipofiz bezinden salgılanan TSH tiroid bezini uyarıyor. Aralarında bir bağlantı var diyecektik. Fakat paratiroid bezinde böyle bir şey söz konusu değil. Evet gençler, buraya kadar hipofiz bezini gördük. Hipofiz bezinden salgılanan tam sol laf diye kolladığımız hormonların görevlerini gördük. Daha sonra bir diğer bez olan tiroid bezini gördük. Tiroid bezinden salgılanan iki tane hormonumuz vardı. Kalsitonin ve tiroksin. Bunların görevlerinden bahsettik. Eksikliği veya fazlalığından meydana gelebilecek hastalıkları konuştuk. Şimdi üçüncü bir bez olan paratiroid bezine bakalım. Tiroid bezinin arkasında bulunan dört parçalı bir bezdir. Ürettiği tek hormon var. O da parat hormon. Yine şıklarda bunu karıştırmayız zaten. Paratiroid bezi, parat hormon. Parat hormonun görevi de kandaki kalsiyum azaldığında parat hormon salgılanır ve kandaki kalsiyum seviyesini yükseltir. Yani kalsitoninle antagonist, zıt çalışır. Kalsitonin ne yapıyordu? Bakın şöyle gösterelim. Kandan kemiğe. Şurada bir kalsiyum geçişi var. Kandan kemiğe kalsiyum geçişini sağlayan kalsitonindi. Böylelikle kandaki kalsiyum miktarını azaltıyordu. Kemikten kana kalsiyum geçişini sağlayan ise parat hormondur diyeceğiz. Parat hormon. Bu şekilde kalsitonin ve parat hormon antagonist çalışır. Birbirine zıt çalışan hormonlar da yine sorularda karşımıza çıkabiliyor. Bunu şu şekilde gerçekleştirir demiş ve mekanizmasından bahsetmiş. Kemikten kana kalsiyum geçişini sağlar. Böbreklerden, şimdi kandaki kalsiyumu arttırmak amaç olduğu için böbreklerden kalsiyum emiliminde ne yapmış oluyoruz? Arttırmış oluyoruz. Çünkü biz böbrekten niye emersek? Kana geçiririz, unutmayalım. Besin yoluyla alınan kalsiyumun ince bağırsakta emilimini arttırır. Yine bak, emilimi arttırıp kana geçirmiş olacağız. Parat hormon eksikliğinde kandaki kalsiyum seviyesi azalır. Bu durum kaslarda ağrılı sancılara sebep oluyor. Buna da tetani hastalığı adı verilmiş oluyor. Tetani
Az salgılandığında ağrılı kramplar, kaslarda meydana gelen ağrılı kramplar diyebiliriz. Antagonist çalışma mekanizmasını şu şekilde göstermiş. Tiroid bezi, karistonin salgılanıyor. Kandan kemiğe kalsiyum geçişi oluyor. Düşük olduğu zaman paratiroid bezinden paratormon salgılanıyor. Kemikten kana kalsiyum geçişi meydana gelmiş oluyor. Peki 2016'da YYS yani AYT sınavında ÖSYM ne sormuş? Demiş ki aşağıdakilerden hangisi insanlarda paratiroid bezi tarafından salgılanan parat hormonun işlevlerinden biridir? Bakın direkt hormonun görevini sormuş. Kemik dokudan kana kalsiyum geçişini uyarma. Ne diyoruz? Parat hormon kemikten kana kalsiyum geçişini sağlayarak kandaki kalsiyum seviyesini yükseltiyordu. O yüzden de cevabımız Adana çıkmış olur. Çözümde de gördüğünüz üzere. Evet gençler, 3 tane bezi bitirdik. Bir sonraki föğümüzde böbrek üstü beziyle devam etmiş olacağız.